Çak buldun yine. Kardeşim tatildeyim, buraya bari iş getirmeyin. Yol üstüne inmiş bir tane 37 bulduk. 737-400. Uçak şurada şey hasar almış. Bak burada tamirat bile görmüş. Şu bölümde. Görüyor musunuz? Gövde hasar almış. Buraya muhtemelen arka kapıya yanaşırken herhalde birisi çarptı. Bakalım neyin nesiymiş. 737-400. Ya kardeşim bari tatilde iş çıkarmayın başımıza ya. Ben tatil yapıyorum. Bu nereden çıktı? Mecburen burada uçuracağız şimdi. Adamlar buraya uçak indirmişler. Az mı uçtuk be 737-400'le? Fazla değil bir 13 sene kadar. Evet şimdi burada diyor ki bir günlüğüne airline kaptanı olun diyor. Ulan ben her gün kaptanım zaten, bir de içine girmek için para ödüyoruz. Normalde bana para ödüyorlar içine girmem için. Bir şey değil, kişi başı 50 lira. İçeriye girip gezebiliyorsunuz. Uçağın içini gezmek serbest. Burada da simülatör var fakat simülatör arızalıymış. Şöyle simülatör arızalıymış. Arkadaşlara birkaç numara gösterecektim ama arızalıymış. Ne yapalım? Uçağı gezdireyim ben size. Bak 37-400. Burun iniş takımı bu. Koç. İşte iniş takımı öne doğru katlanır 37'lerde. Yukarıda normalde bak şurada normalde burun tekerinin freni yok. Katlandıktan sonra yukarıda şurada snubber denen şeyler var. Normal burada şu anda yok. Alınmış onlar. Böyle bir plaka. Burun tekeri ona sürtünerek durur. Normalde onun freni odur yani yukarısı. Ama internet bağlamışlar. Wireless getirmişler uçağa. Tamam. Dur. Bir dakika. Evet şimdi fitotüpleri bizim 87-77'deki gibi yine aynı taraflar, aynı yerlerde. Angle of attack sensor ve prop sensor. CFM56-3 motorları var bunda. Bakın motorun alt kısmı böyle biraz daha kavislidir, biraz daha düzdür motorun alt kısmı. Bunun sebebi yere sürtmesini engellemek için o şekilde dizayn edilmiş. Nasel kısmı sadece öyle. İçi yine komple yuvarlak ama alt kısmı biraz daha kavislidir. Evet. Evet uçağımıza hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuzda gördüğünüz gibi uçağımızın yarısı kargo. Yarısı ise normal koltuklardan oluşuyor. Evet efendim. Kaskımızı koyalım. Şapkamızı takalım. Madem öyle. Hazırsanız geçelim kokpite. Evet. Şimdi yavrum iste evladım, hadi iste gidelim, hadi bak. Evet efendim, Bali Hava Yolları'nın 412 numaralı uçuşuna hoş geldiniz. Bugünkü uçumuz Bali'den Denpasar, Bali Denpasar'dan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık olarak 62 saat sürecek efendim. 37-400'de gidiyoruz. Bak bana hep motor nasıl çalıştırılır onu soruyorsunuz. Bak motor böyle çalıştırılıyor. Şimdi APU'muz çalışıyor, tamam mı? Arka tarafta APU'dan hava geliyor, pneumatik hava geliyor. Bunu ground'a aldığın zaman, bunun adı starter switch. Buradan hava motora geliyor. Motorda dönü başlıyor. N1, N2 dönüşü. N2 25 N2'ye ulaştığı zaman, minimum 25 N2'da bu starter fuel control switch, start lever olarak geçiyor. Bunu idle alıyorsunuz. Bunu aldığın zaman yakıt geliyor sistemi içerisine ve motor otomatik çalışma sekansını başlatıyor. Bir yandan gözünüz motor saatlerinde oluyor. Hot start dediğimiz sıcak çalışmaya karşı veya diğer problemlere karşı herhangi bir şey olduğunda abort ediyoruz. Ondan sonrasında işte motor çalışıyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani ben de bu kadar biliyorum zaten. Artık siz de biliyorsunuz. Rahatlıkla uçabilirsiniz. Tamam. Şaka. Böyle çalışıyor uçak. Buradan şuradan çekmiyorsun. Çalışmadım biraz böyle pompalıyorsun şey yapıyorsun. Azıcık da bunu pompalıyorsun böyle ileri geri. Tamam ondan sonra çalışıyor. Hızlandırılmış 737 kursuna hoş geldiniz.
Hemen buradan başlayalım. Bak bunlar fire sweep'ler. Motorda yangın olduğu zaman bunu çekiyorsunuz. Discharge bir tarafa doğru çektiğiniz zaman patlatıyor. Ve motordaki yangını söndürmek için 4 tane sistemi devre dışı bırakıyor. Bu 4 sistem nedir? Yukarıdan bakalım. Beyaz paneller. Yakıt. Elektrik. Normalde burada da beyaz bir panel var. Hidrolik. Buradan sökmüşler. Ve hava. Bu 4 sistemi kesiyor. Bu switch'i çektiğiniz zaman, fire switch'i çektiğiniz zaman 4 sistemi kapatıp yangını söndürüyor. Beyazlar ne diye sorarlarsa açıklaması bu. Sorulan sorulardan bir tanesi bu nedir? Bu 737'lerde 737'nin ayrılmaz bir parçası. Stabilizer trim. Trim wheel diye geçer. Uçağın arka tarafındaki işte stabilizer ufak kanatçığın her hareketinde bu da döner. 737 koltuğunda bunu sürekli dönerken görürsünüz. Normalde bu kollar içeridedir. Şuradaki kollar şöyle basıp içeridedir uçuşta. Herhangi bir şekilde manuel olarak müdahale etmeniz gerekirse bunu çıkartıp buradan tutarsınız ve böyle şekilde çevirebilirsiniz. Bu trim wheel'ı şeyde stabilizer'ı hareket ettirmek için. Evet, iniş takımı landing gear up ve off konumu var. Up'a aldığınız zaman iniş takımını yukarı doğru topluyor. Off'a aldığınız zamansa sistemdeki hidroliği bırakıyor. Çünkü 3000 PSI ile çalışıyor sistem. Sürekli olarak basınçlı olarak kalması istenmiyor. Gördüğünüz gibi şekli yuvarlak iniş takımı gibi yapılmış. Bu da flap. Flap kolu. Bunun şekline bakarsanız bu da flap gibi, kanat gibi yapılmış. Bu da flaplar da bu şekilde. 1, 5, 10, 15. Bakın gördüğünüz gibi 1 ve 15'te birer tane çentik var. Birer tane gate var. Bunun sebebi de normal geldiğinizde atıyorum 40 flapla yaklaşıyorsunuz ya da 30 flapla yaklaşıyorsunuz. Pas geçmeye karar verdiğinizde elinizi atıp hop ileri doğru ittirdiğinizde 15'ten yukarı çıkmaz. Çıkması istenmez çünkü çift motorda pas geçme flapıdır. 15 yukarı geçmesin diye yapılmıştır. Tek motorla yaklaşıyorsanız 15 flapla yaklaşıyorsunuz. Pas geçme normalde 5 flapla yapılır ama 5'ten yukarı 1'den de yukarı çıkmasın diye. Çünkü burada da leading edge device'ları toplar. Yani bütün lifti kaybedersiniz. Bir daha yukarı çıkmasın diye bire de bir tane gate yani bir tane köprük olmuş. Size 737'yi anlatmaya devam edeyim. Bakın tam şu parmağın ucunda kanadın alt tarafında gördüğünüz gibi leading edge device'lar. Aslında bunlar flap diye geçiyor. Kruger flap'ı diye geçiyor. Ön tarafta kanadın ön kısmındaki Kruger flap'ları kanadın altından ön tarafa doğru açılıyor. Kalkışta ve inişte uçağın kanat yapısını değiştirerek daha düşük süratte tutunmasını sağlıyor. CFM 56-3 motorları güzel motorlar, dayanıklı motorlar. Onun dışında şeyi yağ bakımı bakın buradan yapılıyor. CSD Constant Speed Drive içindeki elektrik jeneratörü Constant Speed Drive diye bir şey bir adam icat etmiş. Motor hangi devirde dönerse dönsün içerideki dişliler sayesinde o jeneratör hep aynı hızla dönüyor. Dolayısıyla aynı frekansı, aynı elektriği üretiyor. İşte onun yağ bakımı da buradan yapılıyor. CSD'nin yağ bakımı. Onun dışında başka buradan motor kapakları şuradan açılıyor. Yani şu pimlerle açılıyor. Ve buradaki şu pimle açılıyor motor kapakları. Ana iniş takımları burada. Ana iniş takımları. Bunlar da yuvası. Bu da kapakları. Biraz önce anlatmıştım içeride ana iniş takımları hidrolik olarak açılmazsa rüzgarla açılabilsin diye, ağırlıkla açılabilsin diye kapaklar bu şekilde dizayn ediliyor. Süratle giderken işte dediğim gibi hidrolik olarak bir arıza olursa açılabilmesi için dizayn edilmiş, kanat şeklinde dizayn edilmiş. Onun yanı sıra şurada bakayım hidrolik rezervuarları duruyor mu? Duruyorsa onları da göstereyim size. Ha duruyor. Evet. Bak şimdi. Şurada şu yukarıda gördüğünüz hidrolik rezervuarı, uçağın hidroliğinin içinde olduğu rezervuar burada var. Şu karşı tarafta bir tane daha olacak. Şu an göremiyorum var mı yok mu. Şu anda bakamıyorum o tarafa. A sistemi, B sistemi. Bir de şurada arka ortada da standby'ı var. Bakayım onlar da duruyor mu yerlerinde. Oy! Şuradan göstereyim size. Hidrolik rezervuarların iki tanesini sökmüşler. Sadece bir tanesi duruyor. Arka tarafta. Bir de şu, bakın şu kafanın üstünde gördüğünüz. Bu da işte flapları açan motor. İçeriden komut geldiği zaman bu şu boruları çeviriyor. Bu borular dönüyor. Ve bunlar da içeride şunların içinde, bunların içinde şunlar da flapların işte oradan gelen komutla bunun içinde böyle vida büyük
vida gibi düşünebilirsiniz. O dönüyor ve flapları yavaş yavaş açıyor ve kapatıyor. İşte o flap motorundan gelen döngüyle buradaki mekanizma hareket ediyor. Flaplar açılıyor ve kapanıyor. Bunlara flap fairing deniyor. Pi 737-400'ü gece tanımanın en kolay yolu, uçak küpeli gibi gözükür. Küpeli ne demek? Bakın şurada landing light var. Görüyor musunuz? Kanatlarının ucunda, uzaktan karşıdan baktığınızda kanatlarında eğer ışık görüyorsanız bu bir 737-400'dür ya da klasiktir. Biraz önce bahsetmiştim, Kruger flabı 37-400'de iki parça. Bakın bir parçası burada, bir parçası burada. Bunlar bir flap command verdiğinizde extend pozisyonuna gelir. Yanlış hatırlamıyorsam 5 flabın üstünde 1-5 bu şekilde kalıyordu. 5'in üstüne geçtiği zaman da full extend, yani daha da fazla açılıyordu. Hatalı olabilirim. Uçmayalı 9 sene olacak yakında ama öyleydi diye hatırlıyorum. Şu bakın motorun üzerinde yine böyle türbülansı engelleyici şeyler var, parçalar var. Arka taraftaki daha doğrusu türbülansı düzenleyici parçalar diyebilirim. Onun dışında uçağın altında işte radyo antenleri falan var. Bakın şu bir radyo anteni. Aa bak, beacon da açık uçağın. Beacon açık şu anda. Uçağın beacon'ı açıksa uçağa hiç kimse yaklaşmamalı demektir. Bu motorlar çalışacak anlamı, çalışıyor veya çalışacak anlamına gelir. Onun dışında başka ne anlatabilirim? Başka. Evet, hızlandırılmış 737 kursumuz bu kadar. Hoşunuza gittiyse daha anlatırız. Daha anlatacak çok sistem var. Havacılık bir derya gerçekten. Yani uçak ayrı, sistemler ayrı, meteoroloji ayrı, hava hukuku ayrı. Eğer ilgi duyuyorsanız her dalı ayrı keyifli. Öğrenmesi çok zevkli. Sizin merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Onların da hepsini anlatırım.